Parti demediyse hayat. Lütfü. Nasıl lan? Afiyet olsun. Saygıdeğer milletvekilimiz, Piri Reis Mahallemizin çok değerli mensupları, güzel insanlar. Böyle bir sabah pazarı, tatil günü, çalışma arkadaşlarımızla beraber, belediye meclis üyelerimizle beraber ve teşkilatımızla beraber sizlerle bugün sabah kahvaltımızı, soframızı paylaşmak üzere beraberiz. Davetimize icabet edip bizleri onurlandırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, birazdan inşallah Piri Reis Mahallemizde yaptığımız yeni bir tesisin açılışını yapacağız. Bu tesisin açılışından önce beraber sabah kahvaltısı yapalım istedik. Biraz sonra inşallah tesisin açılışında da sizleri bekliyoruz. Orada inşallah buluşalım diyoruz. Bu kabil birliktelikler, komşuluk münasebetlerimizin birbirimizin daha da çok yakınlaşmasına, daha da birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine inşallah vesile olur diye temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu ülke büyük bir ülke Allah'a şükür. Bu ülkeye ne kadar zarar vermek isteseler de bu güzellik, bu birliktelik onların daima inşallah önünü kesecektir. Bu ülkeye zarar vermek isteyenler, bu millete zarar vermek isteyenler inşallah her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bizim birlikteliğimiz, beraberliğimiz inşallah daim olsun diye dua ve temenni ediyorum. Biraz sonra açılışımızda buluşmak üzere hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum efendim. Kanal Maraş izleyicileri, şu an Piri Reis Mahallesi'nde mahalle kahvaltı programları 12 Şubat Belediye'mizin devam ediyor. Sayın Başkanım, eski mahalle kültürü mü diyelim artık, ne diyelim buna? Böyle mahalle kahvaltı programlarını her hafta bir yerde yapıyorsunuz. Çok güzel. İnsanlar birbiriyle kenetleşiyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Doğru, yani biraz geçmişte kalan, belki biraz unutulmuş olan o güzellikleri, o kültür güzelliklerimizi yeniden yaşayalım, yeniden hatırlatalım diye bu kabil programları düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi Ramazan'da İftar programlarımız, ama böyle yaz günleri, pazar günleri de, tatil günleri de bazen sitelerimizde, bazen böyle mahalle aralarımızda komşularımızla birlikte olalım projesi ya da konsepti kapsamında bir araya geliyoruz. Buradaki insanlarımız ne bileyim ki belki aylarca, yıllarca birbirlerini görmüyorlar. Aynı mahallede oturmalarına, ikamet etmelerine rağmen işte burada bir araya geldik. O dostluklar yeniden hatırlandı. İnanıyorum ki inşallah bu güzellikler zaman içerisinde gelişerek devam edecektir. Bu güzellikleri, bu kültür güzelliklerimizi gerçekten unutturmamamız lazım. Kesinlikle. Bu apartman hayatları maalesef bu kültür güzelliklerimizin bir kısmını aldı götürdü. Biz oralarda da, buralarda da inşallah bu eski adetlerimizi, güzel adetlerimizi yeniden ihya etmek, canlandırmak için hep beraber gayret edeceğiz. Başkanım, tabii kahvaltı şey oldu da kapalı yüzme havuzumuz da var. Birazdan açılışını yapacağız. Bu tür mahallelerde bu tür hizmetler olacak mı? Yani her 2-3 mahallemizin ortasında bu kabil kültür merkezlerimiz bir taraftan yüzme havuzlarımız, bir taraftan kapalı spor salonlarımız olacak. Bunlardan işte böyle hazır olanlarını açıyoruz. Kapalı spor salonumuz Hürriyet Mahallemizde hazır, açacağız inşallah. Şehit Abdullah Çavuş'taki havuzumuz hazır, onları açacağız. Bir kısmının da inşaatı devam ediyor. Bir konsepti biraz birleştirdik bu defa. Uygulanan yerlerde altını havuz, üstünü kültür merkezi yaptık. Onlar da 3-5 ay içinde inşallah
hizmeti alacağız. Milletimizin, çocuklarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Peki, çok teşekkürler başkanım. Sağ ol. Milletvekilimiz, 65. Hükümet Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak Beyefendi kürsüye davetimi arz ederim. Piri Reis mahallemizin çok değerli sakinleri, hanımefendiler, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, kaymakamlarımız, İl Jandarmalar Komutanımız, 12 Şubat Belediye'mizin çok değerli başkanı ve eşi hanımefendi, Kahramanmaraş'ımızın, teşkilatımızın 13 Şubat ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, çok değerli hazirun, bu pazar gününün bu saatinde hani bir başkanımızın söylediği gibi kendi istirahatinizden fedakarlık yaparak mahallemize kazandırılan bu eserin açılış programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gerçekten benden önce yapılan konuşmaları dinlerken geçmişe doğru gitmemek mümkün değildi. Kuruluşun üzerinden henüz 3 yıl geçmiş 12 Şubat Belediye'mizin sadece Piri Reis mahallemize yaptığı yatırımları hem de anlamlı yatırımları dinledik. Sonra milletvekilimiz Uğur Dilipak Bey'in ve milletvekilimiz İmran Kılıç Bey'in Kahramanmaraş'a yapılan hizmetlerin bir küçük bir sunumunu onlardan dinledik. Tabii şunu da unutmamamız gerekir. 12 Şubat Belediye'mizin yaptığı hizmetler aslında geleceğe yatırım olan hizmetler. Bir yandan günlük hayatımızı rahat idame ettirmemiz için, tozdan, topraktan, çamurdan korunmamız için yapılan yatırımlar varken, bir yandan gelecek nesillerimizi, Türkiye'mize emanet edeceğimiz gelecek nesillerimizi iyi eğitmenin çalışmalarını görüyoruz. Bilgi Kültür Evi ile yüzme havuzuyla, okuluyla, altyapısıyla gerçekten yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın iyi yetişmelerine hizmet edecek tesislerin 12 Şubat ilçemizin, Dulkadiroğlu ilçemizin, Kahramanmaraş Büyükşehir sınırımızdaki bütün yerleşim yerlerimizin hizmetinde birer birer açıldığına şahit oluyoruz. Kahramanmaraş'ımız önemli bir şehir. Kahramanmaraş'ımız milli birlik ve beraberliğimiz için önemli bir şehir. Kahramanmaraş'ımız Türkiye'nin istikrarı için önemli bir şehir. Sevgili Piri Reis Mahallesi sakinlerimiz, buraya daha önce doğalgaz gelecek dediğimizde bazıları hayal diyordu. Elhamdülillah doğalgazlarımız geldi. Mahallemize yapılan yatırımlar az önce belediye başkanımız da belirtti. Bir ilçeye yapılan yatırımlardan daha fazla. Elhamdülillah. Biz büyük Türkiye'yi oluşturmak için hep birlikte koşacağız. Hatırlarsınız, eskiden İzlanda diye bir takım vardı. Futbol takımı, milli takım. İzlanda'nın nüfusu ne kadar bilir misiniz? 340 bin. İzlanda'da gelir bize milli takımımıza yener giderdi eskiden. Hatırlarsınız değil mi? Niye? Çünkü İzlanda'nın altyapısı sağlamdı. İşte bizim belediyelerimiz büyükşehir olduktan sonra hizmetlerini getiriyorlar ve bundan sonra artık biz İzlandalılar değil, dünya şampiyonları yetiştireceğiz inşallah. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu sene biz Kahramanmaraş'a kamu yatırımları açısından
yaklaşık 1.7 katrilyonluk kamu yatırımı yapıyoruz. Ama bazen bunları söylemediğimiz için veya vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmasında sıkıntı olduğu için bunları göremiyoruz. Bakın ben kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi 79 trilyon maliyeti olan havaalanı inşaatımız hızla devam ediyor. Yeni bir apron binası yapılıyor. Buradan Adana yolu üzerinden gelmeye başladığımız zaman yatırımlara Sayın Başbakan Yardımcımızın da büyük katkılarıyla açılan, yapılan, temeli atılan 1500 kişilik tek koğuş sistemiyle bir cezaevi yatırımı var. 120 trilyonluk. 85 trilyonluk lojistik merkezi var. 20 trilyonluk Türkoğlu'ndayız daha. Kahramanmaraş'a gelmedik. 20 trilyonluk baktığımız zaman işte Türkoğlu Hastanesi var. İşte 65 trilyonluk Adana yolunun ihalesi var. Yani daha Maraş'a gelmeden yatırımlarımız 300-400 trilyonu buldu arkadaşlar. Biz şimdi özellikle bu bölge için hayati önem taşıyan batıya işte bir köprü atılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Maalesef kamulaştırma sorunlarından dolayı bunlarla ilgili ilerlememiz yavaş oluyor. Bütün amacımız insanımıza hizmettir. Türkiye eski Türkiye değil, Kahramanmaraş'ımız da eski Kahramanmaraş değil. Her alanda yapılan, yapılıp biten, yapılıyor olan ve yapılacak olan hizmetler vardır. 970 kilometre karayolu ağımız var Kahramanmaraş il hudutları içerisinde ve bu karayollarımızın bütününde çalışmalar devam ediyor. Sadece Kayseri yolumuzda 11 tünel, 4 viyadük var. Karşılıklı hesapladığımız zaman tünel ve viyadük uzunluğu 48 kilometre ediyor. 48 kilometre. Ama 93 kilometrelik yolumuz da 60 kilometreye düşüyor. Bütününde karayollarımızın çalışmalar var. Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğunda 6.380 kilometre grup yolumuz var. Bütününde çalışmalar devam ediyor. Tamamlananlar var, çalışılanlar var, çalışılacak olanlar var. Diğer ilçe belediyelerimizin sorumluluğundaki alanlar da daha başka. 56 baraj, gölet, sulama tesisi ve büyük içme suyu projesi devam ediyor Kahramanmaraş il hudutları dahilinde. Ve bütün ilimizin, ilçelerimizin kanalizasyon ve arıtma sistemleri devam ediyor. Yapılanlar var şu anda, yapılıyor olanlar var, yapılacak olanlar var. Kahramanmaraş'ımızın şu güne kadar bir arıtma tesisi bile yoktu. Arıtma tesisi olmayan bir şehir tabir caizse tuvaleti olmayan bir eve benzer. Şu anda hemen şehrimizin altında 255 dönüm arazi üzerinde 170 trilyonluk harcama ile kimyasal ve biyolojik arıtma tesisimiz son aşamasında ve yapımı tamamlanmak üzeredir. Böyle büyük hizmetler yapılıyor. İlimiz genelinde üniversite hastanemiz dahil olmak üzere 6 hastanemiz yapılıp tamamlanmıştır. 6 hastanemiz de projeleri bitmiş ve yatırım aşamasına gelmiştir. Kahramanmaraş'ımızın bütün ovaları sit alanı ilan edilmiş. Ovalarımızda arazi toplulaştırma çalışmaları başlamış ve devam etmektedir. Yani bütün amacımız şehirlerimizi yaşanılır şehirler haline getirmek, mahallelerimizi yaşanılır mahalleler haline getirmek, doğal çevremizi korumak, doğal çevremizden faydalanmak, gençlerimizi sağlıklı, eğitimli, donanımlı yetiştirerek yarınımızı onlara güvenle ve gönül hoşluğuyla, yüz akıyla teslim edebilmek çabasıdır. Bu anlamda Sayın Başbakan Yardımcımızın önderliğinde, Genel Başkan Yardımcımızın şu anda önderliğinde
milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, bütün bürokratlarımız, il ilçe teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla el ele istişare ile Kahramanmaraş'ımızın bütün hizmetlerinin görülmesi için gayret ediyoruz. Gayretimize devam ediyoruz. Tanımı yapmak üzere 13 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Halif Marçek Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ederim. Saygıdeğer Bakanım, değerli milletvekilimiz, milletvekillerimiz, çok değerli kaymakamlarımız, Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, çok değerli çalışma arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli 12 Şubat ilçe başkanımız ve teşkilat mensuplarımız, değerli kadın kolları başkanımız, değerli hanımefendiler, kamunun çok değerli temsilcileri, Piri Reis mahallemizin çok değerli sakinleri, basın mensubu kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 3,5 yıl oldu görevi alalı. Bu 3,5 yıldan bu yana 12 Şubat ilçemizi, mahallelerimizi, daha önce köy statüsünde olan, şimdi mahalle statüsüne kavuşan yerleşim yerlerimizde insanlarımızın, bu çok değerli insanlarımızın yaşam şartlarını daha iyi şartlarda sürdürmelerini temin bakımından o günden bugüne emin olun ki gecemizi gündümüze katarak çalışıyoruz. Bu 3,5 senelik çalışmamız esasında Piri Reis mahallemize de çok büyük hizmetler yaptı. Bundan önce açılışta beraberdik, yine kapalı pazar yeri yaptık. Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak için eğitimlerini, ders çalışmalarını daha iyi ortamlarda sağlamaları için bilgi kültür evi yaptı. Şimdi de sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor yapalım, sağlıklı kalalım projesi kapsamında bu defada Piri Reis mahallemizde kapalı spor salonumuzun açılışında hep beraberiz. Değerli kardeşlerim, gerçekten 73 bin metrekare kilit parke yol yapmışız Piri Reis mahallemizde. 11.500 ton asfalt yapmışız Piri Reis mahallemizde. Daha nice sayamadıklarımız var. Bunların parasal değerini alt alta yazdığınızda 9 trilyon 79 milyar para harcamışız sadece Piri Reis mahallemiz. Emin olun ki geçmiş dönemlerde ilçe belediyelerinin bile bu kadar bütçesi yoktu. Cumhuriyet tarihinde bu kadar hizmet alan mahallelerimiz emin olun ki yoktu. O 93 yıllık Cumhuriyet döneminden son 3-3,5 senede büyükşehir statümüzün getirdiği imkanlarla beraber emin olun ki o dönemlerde yapılamayanı 3 senede yaptık. İşte bu AK Parti farkı, bu AK Parti belediyelerimizin farkı. Tabii bu geminin kaptanında da bir dünya lideri var Allah'a şükür. Daha önce sabah akşam bize ders vermeye çalışanlar, bize akıl vermeye çalışanlar, bize siz şunları yapacaksınız diyerek kafamızda bilmem ne pişirenler, bugün artık onlar yok ya. Bugün bu dünya lideriyle onlara ders verme var. Onlara karşı artık bu ülkeyi teslim alamayacaksınız diyen var. Bu ülkenin insanlarına diz çöktüremeyeceksiniz diyen bir lider var. Bir dünya lideri var Allah aşkına. O eski defterler bitti artık. Onları karıştıramayacaksınız. Artık bu ülkeyi şu şekilde yöneteceksiniz, şu kararları alacaksınız diye bize boyunduruk takamayacaksınız. Bu ülkenin insanları daha iyi şartlarda yaşayacak inşallah. Daha müreffeh bir hayat yaşayacak inşallah. Biz de
Biz de bu bağlamda en azından kendi alanımızda, kendi ülkemizde insanlarımızın daha rahat, daha güzel, daha müreffeh bir hayat yaşayabilmesi için elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Bakın biraz önce ifade ettiğim gibi 9 trilyonun üzerinde sadece bu Piri Reis mahallemizde yaptığımız hizmetlerin karşılığı. Değerli hanım kardeşlerim, bakın haftada 3 gün burada gelip yüzeceksiniz. Haftada 3 gün burası sizin. 3 günde bey kardeşlerimiz. Buraya geldiğiniz zaman sizden para falan istenmeyecek. Çocuklarımızdan da para istenmeyecek. Geleceksiniz, içeride fitness takımlarımız var, spor takımlarımız. Onları kullanacaksınız. Onları kullanacaksınız. Daha sağlıklı, inşallah daha güzel bir hayat yaşayacaksınız. Biz daha güzel, daha yaşanabilir bir 13 Şubat oluşturmak için inşallah bütün gayretimizde arkadaşlarımızla beraberiz. Bu sabah kahvaltı soframızı beraber paylaştık. Şimdi de tesisimizin, yüzme havuzumuzun açılışını beraberce yapıyoruz. Bugün istirahatinizi, dinlenmenizi bizlerle paylaştınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Bu Kahramanmaraş'ımız için gerçekten yeni modern tesisler. Kahramanmaraş'ımız üç tarafı akarsularla çevrili olduğu halde yüzme sporunun pek bilinmediği, sonra baraj göllerinden sonra da çok fazla boğulma vakasının yaşandığı bir şehir haline gelmişti. İşte milletvekilimiz İmran Bey bahsediyor, ben Ceyhan Nehri'nde yüzmeyi öğrendim diyor. Böyleydi Maraş'ımız. Dolayısıyla hem gençlerimizin yazın bu enerjisini kullanabilecekleri bir yer, hem yüzme gibi peygamberimizin öğrenilmesine yapılmasını tavsiye ettiği bir sünnetin icra edilmesi, hem de bu boğulma vakalarının en aza indirilmesi için çok önemli hizmetler. Kahramanmaraş'ımızda belediyelerimiz bu hizmete başladılar. Zannediyorum başka da yatırımı devam eden yüzme havuzlarımız var. Kulukarı Belediye'miz bir açık yüzme havuzu yarı olimpik açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi bir kompleksin temelini atmaya hazırlanıyor. 13 Şubat Belediye'miz aslında bu tesislerden önce de okul bahçelerinde büyük şişme yüzme havuzlarıyla bu hizmeti başlatmıştı. Konuşmamızda da söylediğimiz gibi bir yandan bunlar yaparken bir yandan milli manevi değerlerimizi de bu yüzme eğitiminin bir tarafına ilave ederek nesillerimizi geleceğe en iyi hazırlamanın derdindeyiz. Ben belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ya ilahe alemin, şu açılışını yapmış olduğumuz havuzumuzu yavrularımız hakkında hayırlı, sağlıklı hizmetlerde nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, milletimize, memleketimize güç ve kuvvet ver, huzur ver ya Rabbi. Millet ve memleket düşmanlarını sen kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ağzı imanlı, gönlü Kur'anlı idarecilerle bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbi. Reisimize, devlet başkanımıza sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Abi, bisküvi güzel. Şöyle geçir, tamam. Bak, kamera herhalde. Kalkmasın lan, kalkmasın. Sayın Bakanım, bir saniye. Sayın Bakanım, ne yazıyor? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.